Ebu Davud'un sünneninde geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Ene zaimun bi beytin fi gabazil cenne. Ben cennetin kenarında bir köşke kefilim. Limen terekel migae ve inkâne muhiggan. Haklı da olsa tartışmayı terk eden için ve bir beytin fi vasatil cenne ve cennetin ortasında bir köşke kefilim. Limen terekel kezibe ve inkâne mazihan. Şakadan da olsa yalanı terk eden için. Ve bir beytin fi alel cenne ve cennetin en üstünde bir köşke kefilim. Limen hassane hulga ahlakını güzelleştiren için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam üç farklı amel sahibi için üç farklı köşke kefil oldu. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir şeye kefil olursa o şeyden şüphe edilir mi? Haşa ve kella asla şüphe edilmez. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam haklı da olsa tartışmayı terk edene cennetin kenarında bir köşke kefil oldu. O halde kim cennetin kenarında bir köşkün sahibi olmak isterse haklı da olsa tartışmayı terk etsin. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam şakadan da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşke kefil oldu. O halde kim cennetin ortasında bir köşkün sahibi olmak isterse şakadan da olsa yalanı terk etsin. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam ahlakını güzelleştirene cennetin en üstünde bir köşke kefil oldu. O halde kim cennetin en üstünde bir köşkün sahibi olmak isterse ahlakını güzelleştirsin. Şuna da dikkat çekelim. Demek güzel ahlak Allah'ın yanında en güzel bir amel ki bunun sahibine en üstteki köşkü ihsan ediyor. Cenab-ı Hak bu köşklerden birinde oturmayı bizlere de nasip etsin. Amin.